Efendim Bursa TV ekranlarından ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'den hepinize günaydınlar, mutlu günler. Haftanın son programıyla sizlerle birlikte olacağız. Hafta içi her gün 2 saatlik zaman dilimi boyunca sabah saat 8 ila 10 arasındaki birlikteliğimize bugün de devam etmiş olacağız. Yine gazete manşetlerini hem yerelde hem ulusalda göz atacağız. Günün öne çıkan gelişmelerinden, son dakika bilgilerinden bahsedeceğiz. Ve yine dünkü haber bülteninde yer alan haberleri de tekrar anımsatmak, hatırlatmak amacıyla sizlerle paylaşmış olacağız. Ama öncelikle hava ve yol durumuna göz atalım. Dışarıda hava nasıl, yollar ne durumda, onlara bakalım. Sonrasında tekrar birlikteyiz. Orhan Gazi, Bursa Otoyolu inşaat yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova yolunda bazı kesimlerde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl-Bozüyük ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat ayrımına kadar 6750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa Uludağ yolu güzergahında yapılmakta olan yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yıldırım ilçesi 7. Mercan Sokağı'nın bir kesimi Bursa İmam Hatip Lisesi inşaat çalışması nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Osman Gazi ilçesi Doburca Mahallesi Doburca Köyü yolu 3. Nilfer Caddesi üzerinde Burski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi, Bursa yolu, Cumhuriyet Caddesi ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde kanalizasyon ve yağmur suyu çalışması nedeniyle şerit daraltma ve alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Nilüfer Köyü Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi, Nilüfer Caddesi Eski Mudanya yolu üzerinde Aksungur, Ahmet Köyü Mahallesi, Buski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Geçit Mahallesi, Gündoğdu Sokak devamı Dere Kenarı Kadastro yolu üzerinde Buski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde Buski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Bursa genelinde bulunan Batçık, Tüp Geçit ve Üst Geçitlerdeki elektrik aydınlatma sistemlerinin tamir ve bakım çalışması yapılacağından şerit daraltma uygulanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Demirtaşpaşa ve Alaca Mescit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde Buski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle şerit daraltma uygulanmaktadır. Evet, hava ve yol durumunun ardından tekrar birlikteyiz sevgili dostlar ve gazete manşetlerine göz atmaya başlayalım. Tüm gazete manşetlerinde de tabii ki yaşanan terör saldırısı ve dün Diyarbakır'da ve Şırnak'ta gerçekleşen çatışmalarda hayatını kaybeden şehitlerimizden bahsediliyor. Ve Ankara'daki önceki akşam düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 28 kişinin, 28 şehidin kimlikleri de açıklanmaya başlandı dün ve bunlardan 6'sının kimliği açıklandı. İkisi Bursa'dan çıktı. Bursa'ya da şehit ateşi düştü.
Sancak gazetesi de sür manşetinde bu haberin başlığına yer vermiş. Bursa'da çifte acı başlığını atmış. Ankara'da önceki akşam askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırının ateşi Bursa'ya düştü. Mudanyalı Assubay Kıdemli Çavuş, Feyyaz İlhan ve Gemlikli Hava Assubay Koray Pınar şehit oldu. İlhan'ın cenazesi dün gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Mudanya'da Güzelyalı Duran Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ikindi namazına müteakiben sonrasında defnedildi. Ankara'daki saldırıda şehit olan Assubay Kıdemli Çavuş İlhan Mudanya'da son yolculuğuna uğurlandı demiş gazete. Annesi Cahide, babası Abdülcabbar, kardeşi Gökhan, İlhan ve yakınları bir süre tabutun başında gözyaşı döktü. Biz görüntüleri de, cenaze törenini de tamamıyla ekranlara getirmiştik dün ve gerçekten çok yoğun bir sevgiseli vardı, yoğun bir kalabalık vardı. İlhan'ın son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve bürokratların hemen hemen birçoğu son görevini yerine getirmek için İlhan'ın cenazesinin başındaydı. İkindi vakti kılınan cenaze namazında şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yine gazetede de belirtmiş Sancak gazetesinde Vali Münir Karaloğlu, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve binlerce vatandaş katıldı. Törenin ardından da Feyyaz İlhan Güzelyalı mezarlığına defnedildi. Yine bugün de Koray Pınar için Gemlik'te tören ve cenaze namazının kılınacağı bildirilmişti. Bugün de yine gelişmeler oldukça yine sizlerle paylaşmaya, ekranlara getirmeye devam edeceğiz. 28 hayatını kaybeden kişiden, 28 şehit düşen kişiden ikisinin ateşi Bursa'ya düştü. Bursa'yı yaktı. Ağlatan paylaşım demiş. Bekar olan şehit Assubay'ın Facebook sayfasındaki paylaşımları görenleri duygulandırdı. Fenerbahçe taraftarı olan İlhan'ın 7 Şubat'taki sayfasına "Unutma Türkiye, bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakan yiğitler var" sözü gerçekten ülkenin gerçeğini en net şekilde ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Öte yandan Gemlikli Hava Assubay Koray Pınar da silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düştü. Gemlik'te oturan aile gece geç saatlerde haberi alır almaz dün Ankara'ya giderken şehit olan askerler için burada yapılacak olan törenin ardından Gemlik'e götürülecekleri öğrenildi. Şehit Pınar'ın cenazesinin bugün Gemlik'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Oğlu Hava Assubay olan Koray Pınar'ı kaybeden anne Aytan Pınar, adli tıp önünde beklerken oğluyla aynı birlikte görev yapan rütbeli bir asker tarafından teselli edildi. "Pınar nasıl yaşarım onsuz, nasıl dayanacağım bu acıya? Koray'ın düğününü yapacaktım" diyerek feryat etti. Pınar'ın bu sözleri üzerine yanında bulunan asker de gözyaşlarına hakim olamadı. Evet, bu acının ne tarifi var ne sonu var. Yine hemen altında da dün yaşananlar. Önce Diyarbakır'da askeri araca yönelik, askerleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir assubay, 6 asker şehit düştü. Şırnak'ta da yaralanan bir asker ve bir polis yine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırı Diyarbakır Sur ilçesi kırsalında bulunan Diyarbakır Lice yolu üzerindeki Ali Bardak köyünde meydana geldi. Teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda bir assubay, 6 asker şehit düştü. Yine Şırnak'ın İdil ilçesinde de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker ve bir polis kurtarılamayarak şehit oldu. 24 saat içerisinde, 24 saat dolmadan geçen süre içerisinde tam 36 şehit verdik. Ortaya çıkan tablo bu. Ve
Açıklamalardan da bahsedilmiş Sancak gazetesinde 14 kişiye gözaltı. İçişleri Bakanı Efkan Ala Ankara'daki terör saldırısına ilişkin farklı illerden 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin açıklama yapmıştı. 14 kişinin gözaltına alındığını, zincirin çözülmeye başlandığını, gözaltıların artacağını dile getirdi Cumhurbaşkanı. Soruşturmaya ilişkin son bilgiyi İçişleri Bakanı Ala verdi. Saldırı sonrası başlatılan operasyonların sürdüğünü belirten Ala, 7 ilde gözaltına alınan 14 kişinin bir kısmının Ankara'ya getirildiğini bildirdi. Ala, Türkiye'ye yönelik proje ve planlar içerisinde olanlar bilmeliler ki bu terör meselesini de inşallah Türkiye aşacak ve yoluna devam edecektir. İnşallah artık kısa vadede bu terör saldırılarının sonuna gelinmiş olur, çünkü gerçekten daha fazla sabredecek takat kalmadı. Son yaşananlar iyice canımızın sıkılmasına yetti de arttı bile. Sancak gazetesinin diğer manşetlerine de bakalım. Kaya'dan kentsel dönüşüm desteği demiş. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkan Adayı Maksut Kaya, kentsel dönüşümün hızlanması gerektiğini, Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı emsal artış kararını desteklediklerini ifade etti. Kaya, bir inşaat projesi için 500'den fazla imza gerektiğini anlatırken, bürokrasinin azaltılması için öneriler sunacaklarını da dile getirdi. Yine Bursa'dan bir başka haber. Altyapıda büyük başarı. BUSKİ Müdürlüğü 2015 yılında kanalizasyon attığı, yağmur suyu attı ve dere ıslahı yaparak belirlenen hedefin üzerine çıktı demiş. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 2015 yılında 197 kilometrelik kanalizasyon attı, 96 kilometrelik yağmur suyu attı ve 5 kilometrelik de dere ıslahı gerçekleştirdi. BUSKİ bu performansla geçen yıl için belirlediği hedefleri de aşmış oldu. BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetin Avcı, hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Çetin Avcı, 10 ilçe başta olmak üzere altyapının yenilenmesi çalışmalarına bütün hızlarıyla devam edeceklerini de ifade etti. Ve Bursa Sancak Gazetesi'nin manşeti, son olarak bu haberi aktarayım istedim. Oldukça gündem oluşturan haberlerden bir tanesi olacak. Özel bir haber Bursa Sancak Gazetesi tarafından manşete taşınmış. Milletin malı iade edilmeli başlığı var. Bursa'nın kripto valisi Şahabettin Harput'un paralele peşkeş çektiği kamu arazisine kurulan Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nin Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasıyla organik bağ ortadayken kamu malının kullanılmasına vatandaşlar tarafından gösterilen tepkilerden bahsediliyor. Milletin malı millete iade edilmeli denmiş. Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un çeşitli ayak oyunlarıyla terör örgütü Fethullahçı terör örgütüne peşkeş çektiği 80 dönümlük kamu arazisine vatandaş sahip çıkıyor. Fethullahçı terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nin paralel eğitim yoluyla da kaynak sağlamaya devam ettiği iddia edilenler arasında. Şehrin en gözde arsasına konan Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nin bir bölümüne Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali tarafından mühür vurulmuş ve 1 milyon 600 bin lirada bir ceza kesilmişti. Vatandaşlar şimdi devletin harekete geçerek bu bölgeyi paralel yapının elinden alıp yine kamuya kazandırması gerektiğini ifade ediyor ve bu konuda telkinleri var. Yıldırım halkı Bursa'da bağış adı altında usulsüz para toplandığı ve bu paraların BOÜ'de saklandığı iddiasıyla polisler tarafından sürekli operasyon düzenlenen kampüsün gerçek sahipleri olan Bursalılara tekrar bırakılmasını istiyorlar. Artık yeter diyen vatandaşlar, gün geçmiyor ki burada bir operasyon yapılmasın, milletin ve şehrin yöneticilerinin hayırlı bir iş diye ön ayak olduğu bu mekan artık bir terör yuvasıdır. Buranın bir an önce boşaltılarak başka bir kuruma devredilmesi gerekiyor. Bursalılar yapılan bu hainliği içine sindirememektedir. Milletin malı millete iade edilsin diye konuşuyorlar. Geçtiğimiz günlerde operasyonda Bursa İmamı Cansu Sarıyıldız'ın üniversitede çok lüks bir makam odası bulunduğu ortaya çıkmıştı. Üniversitede hiçbir görevi olmamasına rağmen kendisine makam odası tahsis edilen Yıldız'ın yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. Usulsüz tahsis edilen ve kaçak yapılar inşa edilen üniversitenin milletin kendisine, millete devrinin artık vakti gelmedi mi diyor
haberde. Evet, bu haberde Sancak gazetesinin manşetinde yer alıyor. Yerel gazetelere devam edeceğiz ama düne gidelim. Yaşananlara göz atmaya da yavaş yavaş başlayalım. Diyarbakır'da daha Ankara'nın şokunu atlatamamışken, Ankara'nın acısını tam olarak paylaşamamışken bir saldırı da doğuda geldi. Önceli Diyarbakır'dan Lice yolunda Diyarbakır'da askeri aracın geçtiği sırada tuzaklanan bombaların infilak ettirilmesi sonucu 6 asker şehit düştü. Bununla kalmadı, dün yine arkasından Şırnak'ta gerçekleşen saldırılar, çatışmalar neticesinde tedavi gören, hastanede tedavi altına alınan bir asker ve bir polisimiz kurtarılamayarak şehit oldu. Hain saldırı Diyarbakır-Lice karayolu üzerinde bulunan Mermer Jandarma Karakolu civarında meydana geldi. Patlamada 16 şehit verdiğimiz Sur'daki gibi askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yere döşenen el yapımı bombaların infilak ettirilmesi sonucu gerçekleşti. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar askeri helikopterlerle hastanelere gönderildi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre biri astsubay olmak üzere 6 askerimiz şehit oldu. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yapılan hain saldırının hemen ardından güvenlik güçleri hava destekli operasyon başlattı. Bölgede kirpi adı verilen askeri araçların yanı sıra Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Hava Grup Amirliği helikopter pistinden de çok sayıda asker sevk edildi. Operasyona havadan Kobra tipi helikopterler de destek veriyor. Ayrıca Şırnak'ın İdil ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında yaralanan bir asker ve bir polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit oldu. Evet, dün yaşananlardı bunlar. Önceki günden de bahsedeceğiz. Ankara'da yaşanan terör saldırısı da yine gündemi meşgul eden, gündemin kanayan yaralarından bir tanesi. Gelelim Bursa Hakimiyet Gazetesi'ne. 2 günde 36 şehit verdik. Yastayız. Ankara'daki terör kurbanlarını ağlayan Türkiye, Lice ve Şırnak'tan gelen 8 şehit haberiyle bir kez daha sarsıldı. Türkiye'yi kahreden gözyaşları demiş. Kalleş terör Ankara'dan sonra çirkin yüzünü Diyarbakır ve Şırnak'ta da gösterdi. Lice'de PKK'lı teröristlerin menfeze tuzakladıkları bomba askeri minibüsün geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Bir ton patlayıcının kullanıldığı hain saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı. Tedavisine halen devam edilmekte. Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerin açtığı ateş sonucunda 2 güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bir polis ve bir asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Her iki bölgede de operasyonlar geniş çaplı olarak devam etmekte. Hayatlarının baharında terör aldı. Ankara'dan bahsediliyor. 28 ocağa ateş düşüren saldırının kurbanları geride acı dolu hikayeler bıraktı. Askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda her ikisi de 32 yaşında olan gazeteci Gülşen Yıldız'la Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olarak çalışan Ayşegül Pürnek hayatını kaybetti. İki bayan, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur, diğeri bir gazeteci. Ankara'da gerçekleşen hain saldırıda, kalleş saldırıda şehit oldular. Yerle bir oldu. Haftanin kampından bahsedilmiş. Dün Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarda bulundu konuya ilişkin olarak. Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara'daki saldırının ardından Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini vurmaya devam ediyor. Haftanin kampına yapılan operasyonlarda dün açıklanan bilançoya göre terör örgütüne mensup 70 terörist öldürüldü. Zincir sökülüyor, devamı gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş Bursa Hakimiyet Gazetesi. Terörle mücadelenin sonuç verdiğini söyleyen Erdoğan, hain saldırının yine aynı adresten geldiğini söyledi. Ankara saldırısını değerlendiren ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, PKK ve PYD'nin saldırıyla ilgileri olmadığına yönelik açıklamalarını yalanladı.
teröre karşı yürütülen operasyonların sonuç verdiğini söyleyen Erdoğan, zincir sökülmeye başlamıştır, devamı gelecek diye ifade etti. İşte o hain, Salih Necar'dan bahsedilmiş Kürt vatandaşı, Suriye uyruklu Kürt vatandaşı Salih Necar. 2014 yılında olay yeri inceleme ve kimlik tespit şube müdürlüğünde çekilen fotoğrafı gazetede yer almış. Ankara'daki hain saldırıda YPG bağlantısının kesin olduğu belirtilerek 1992 doğumlu Salih Necar isimli YPG'li teröristin Suriye Amuda doğumlu olduğunu söyledi. Başbakan dün Genelkurmay Başkanlığı'na yapmış olduğu ziyaretin ardından bu açıklamaları yaptı. Davutoğlu çok sayıda kişinin gözaltında olduğunu ve yeni gözaltılar olacağını da ifade etti. Evet, 2014 yılında Suriye'den sınır ötesine Türkiye'ye gelen göç içerisinde sınırı geçti. Parmak izi alınması sebebiyetiyle zaten bulundu. Fakat arananlar listesinde tekrar Salih Necar'ın yer almadığını ifade edelim. Ateş Bursa'ya düştü demiş, Mudanya şehidini ağladı. Dün gerçekleşen törenle Şehit Assubay Feyyaz İlhan Mudanya'da son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katılımıyla defnedildi. Bundan bahsedelim. Yükselen feryatlar Türkiye'yi gözyaşına boğdu. Sadece Mudanya değil, sadece Bursa değil, tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor. Ve ikinci acı da Gemlik'te denmiş. Bugün de Hava Subay Koray Pınar'ın Gemlik'te defnedilmesi bekleniyor. Ekonomiye ilişkin bir haber var. Marmara Birlik'ten son ödeme bugün demiş. Marmara Birlik ürün bedelinin kalan %40'ını bugün üreticilere ödeyecek. Başkan Hidamet Asa son ödemeyle ortaklara borçlarının kalmayacağını ifade ediyor. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin manşetleri de bu şekilde. Katil PYD, Olay Gazetesi'nin sürmanşetinde başkent katliamının faili belli oldu. Katil PYD başlığı atılmış. Ankara'daki kanlı saldırının failini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı. Vahşeti PKK'dan destek alan PYD'li Salih Necar yaptı. İçişleri Bakanlığı ve istihbarat örgütlerinin elde ettiği bilgilere olayın netleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırının PYD ve PKK tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Şu anda 14 kişi gözaltında. Zincir çözülmeye başladı. Bu 14 ile kalmayacak, gerisi de gelebilir ifadelerini kullandı. Canlı bombanın kimliğini de Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı. Katliamı 1992 Amude doğumlu Salih Necar gerçekleştirdi. YPG irtibatları kesindir. Tam ve tartışmasız destek bekliyoruz. Umarız artık müttefiklerimiz de YPG'nin bölücü örgütün uzantısı olduğunu görürler dedi. Necar'ın Temmuz 2014'te Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilenler arasında. Evet, dün yaşanan sıcak gelişmelerden bir tanesi Büyükelçiler Dışişleri'nde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya, yani P5 artı 1 ülkeleri, Ankara'da Büyükelçilerinin yanı sıra Avrupa Birliği dönem başkanı Hollanda Büyükelçisi dün Dışişleri Bakanlığı'na ayrı ayrı davet edildi. Görüşmelerde Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gelişmeler ele alındı ve değerlendirildi. Neler yapılabileceği konuşuldu. Dün yaşanan sıcak gelişmelerden bir tanesi. Gata'ya geçmiş olsun ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısında yaralanan vatandaşlara yönelik Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne bir ziyarette gerçekleştirdi. Tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti Cumhurbaşkanı. Erdoğan yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi de aldı. Yarım kalan hayatlar. Kayseri'nin ilk kadın şehidi Ayşegül Bürmek. Ankara'da hain saldırı 28 kişinin hayatını erkenden söndürdü. 32 yaşında gazeteci Gülşen Yıldız'ın hayali TRT'de çalışmaktı. Kayseri'nin ilk kadın şehidi Ayşegül Pürneğin ise uzun bir kariyer planladığından bahsedilmiş. Ancak bir bomba her şeyi yarım bıraktı. Saniyelik bir durumla hayatınızı kaybedip bütün hayallerinizi yok olması işten bile olmuyor. Ateş Mudanya ve Gemlik'e düştü demiş. Yine dün
yaşananlardan da bahsedilmiş. Bir ton bomba, 8 şehit. Elikanlı teröristler Diyarbakır Bingöl Karayolu'na döşedikleri bir ton patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında patlattı. Araç 15 metre ileri fırladı. İki acı haber de Şırnak İdil'den geldi dün maalesef. Bihmet'in konuğu Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Bursa İmam Hatip mezunları ve mensupları derneğinin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da katıldı. Oyuncak silaha 17 milyon dolar diyor. Türkiye geçen yıl bebekten otomobile, silahtan peluşe toplam 311.1 milyon dolarlık oyuncak ithal etti. Sadece oyuncak için harcanan bedelse 17 milyon doları buldu diyor. Oyuncak silah için harcanan bedelden bahsedilmiş, ciddi bir rakam. Bursaspor'un arazisini geri verin. Benzinlikteki kıyak anlaşmanın foyası ortaya çıktı. Yönetim eski yönetici Faruk Bakgör'e res çekti diyor haberde. Bu da bir diğer haber. Kerkük yumurtalık petrol hattına geçtiğimiz akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından açıklandı. Bu da yaşanan ciddi gelişmelerden bir tanesi ama o kadar sıkıntılı durumlar içerisinde çok da fazla dile getirilemedi. PKK, YPG'li teröristler tarafından Kerkük yumurtalık petrol hattına saldırı düzenlendi. Saldırıyı da öncelikli olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi açıkladı, aktardı. Evet, Olay Gazetesi'nin manşetleri de bu şekilde. Evet, yine son dakika bilgileri oldukça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelelim son olarak yerel gazetelerden Kent Gazetesi'ne. Alçakların askeri araca bombayla düzenledikleri saldırıda şehit olan 28 askerden ikisinin ateşi Bursa'ya düştü. Mudanya ve Gemlik ilçeleri yasa büründü. Bursa tüm kalbiyle iki kahramanını ağlıyor demiş haberde. İçimiz yanıyor başlığı atılmış. Saldırgan Salih Neccar, Ahmet Davutoğlu Ankara'da katliamı gerçekleştiren hainin kimliğini açıkladı. Güle güle şehidim. Assubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan Mudanya'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce vatandaşın katılımıyla gözyaşları sel oldu, aktı. Zincir sökülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları yine Kent Gazetesi'nde 14 gözaltının olduğunu belirtti. Hem İçişleri Bakanı Efkan Ala hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 27 asker, biri sivil demiş. Saldırıda TSK mensubu 27 vatandaş ve bir sivil memur hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı yaralanan 81 kişiden 59'unun taburcu edildiğini, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 22'sinin yaralı olduğunu açıkladı. Araç çalıntı, bombalı saldırıda kullanılan otomobilin öncelikle otokiralamacıdan kiralanması fakat 5 gün sonrasında aracın geri getirilmemesi ve 15 gündür, yani 5. günün sonunda aracın çalıntı ihbarının verilmesi, 10 gündür de aracın arandığı gelen bilgiler arasında. Konuya ilişkin İzmir'deki aracı kiralayan firmadan da şirket sahibi ve 3 çalışanın gözaltına alındığı bilgisini de tekrarlamış olalım. Sahte ehliyetli hırsızlık çetesi tarafından 2 ay önce çalındığı ve aracın hırsızlık şebekesi tarafından internetten satıldığı ortaya çıktı. Burada da yine farklı bir iddiada söz konusu, 2 aylık zaman diliminden bahsediliyor. 5 yıllık memur, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olan 32 yaşındaki Ayşegül Pürmek 5 yıllık memurdu demiş. Elbistan Yastığı Gülşen Yıldız'dan da bahsedilmiş. Memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yas var. Gözyaşı dinmiyor. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda teröristler yerleştirdikleri patlayıcıyla 6 canımızı şehit etti. Bunun dışında yine Şırnak İdil ilçesinde 2 şehidimiz daha var. Evet, Tüfekçi geliyor. Yine Bursa ile ilgili haberlerden bir tanesi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi bugün Bursa'da bir dizi toplantıda da bulunacak.
Marmara Birlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin açılış törenine de katılacağı verilen bilgiler arasında. Çocuk bakımında annelere destek demiş SGK İl Müdürü Erhan Karaca, Bursa'da 695.604 sigortalı ve evde çocuk bakımı projesi kapsamında bakıcı çalıştıran 1103 annenin asgari ücret desteğinden faydalanacağını da açıkladı. Medkent gazetesinin manşetleri de bu şekilde. Tahkimden kötü haber demiş. Bursaspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakada seyircisiz oynama cezasına yapılan itiraz sonuç vermedi. Tahkim cezayı onadı. Fenerbahçe karşılaşması seyircisiz oynanacak. Bunu da belirtelim. Evet, bir sonraki maçtaki kısmi tribün kapama cezası da aynı zamanda onanmış. Bundan da bahsedilmiş. Evet, Kent Gazetesi'nin manşetleri de bu şekilde. Yerel gazete manşetlerini böylelikle aktarmış olduk. Diyarbakır'da ve Şırnak'ta yaşanan acıyı ekranlara getirdik. Bir gün öncesine gidelim şimdi Ankara'ya. Ankara'da yaşanan hain olaya, gerçekleşen saldırı neticesinde 28 canımız gitti ve 61 kişi de yaralandı. Ve akabinde 30 kişi hemen gecesinde hafif yaralı oldukları için taburcu edildi. Ve son bilançoda da 7'si ağır durumda, yoğun bakımda olmak üzere 22 vatandaşımız yaralı. Başkentin en merkezi yeri olan askeri kurumların ve lojmanların bulunduğu devlet mahallesindeki saldırı saat 18.30'da bomba yüklü araçla gerçekleştirildi. Teröristler İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının yanında bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Ankara'nın birçok yerinde duyulan patlamanın ardından iki askeri servis aracı bir anda alev topuna döndü. Yükselen simsiyah dumanlar Ankara'nın her tarafından görülürken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler arasından alınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken İnönü Bulvarı trafiğe kapatıldı. Ankara Valiliği başkentteki terör saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Radyo ve televizyon üst kurulunca Ankara'daki askeri servis konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. Evet, Ankara'da yaşananların bilançosu 28 şehidimiz var. Bombalı saldırının ateşi Bursa'ya da düştü. Tüm gazete manşetlerinde gördünüz. Dün yaşananları da Bursa'da, Mudanya'da ortaya konan tabloyu, acıyı gözyaşında şimdi ekranlara getireceğiz. Mudanyalı başçavuş Feyyaz İlhan'la Gemlikli Koray Pınar, Hava Subayı Koray Pınar yapılan hain saldırıda şehit düşen Bursalı askerler oldu. Mudanyalı şehit başçavuşun cenazesi ikindi namazının ardından dün son yolculuğuna uğurlanırken Assubay Pınar'ın cenazesinin de gemiye bugün getirileceği ve defnedileceği bekleniyor. Başkent Ankara'da askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin Bursalı olduğu belirlendi. Hain saldırıda şehit düşen Muharebe Assubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Şehit olan Hava Assubay Koray Pınar'ın ise Bursa'nın Gemlik ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Pınar'ın Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan yakınlarına da şehadet haberini bu sabah ilçe jandarma komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Görür ve yetkililer verdi. Şehit Assubay Çavuş Koray Pınar'ın 27 yaşında ve bekar olduğu, Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. Şehit cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri sürerken ailesi tarafından Pınar'ın cenazesinin yaşadığı yer olan Bursa'nın Gemlik ilçesine defnedileceği belirtildi. Mudanyalı şehit Muhabere Assubay Feyyaz İlhan'ın cenazesi 10.30'da Yenişehir Askeri Havalimanı'na getirildi. Buradaki karşılamanın ardından şehit Assubay'ın cenazesi Mudanya ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Güzelyalı Duran Camii'ne getirilen şehidin naaşını binlerce Bursalı karşıladı. Şehidin yakınları gözyaşları içinde albayrağı sarılı tabutunun üstüne kapanarak saatlerce ağladı.
25 yaşındaki Bursalı şehit 1995 yılında Van'ın Başkale ilçesinden göçerek Mudanya'nın Güzelyalı ilçesine yerleşmişti. Şehidin cenaze törenine Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve üst düzey bürokratlar da katıldı. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Evet sevgili izleyenler, 28 kişinin hayatını kaybettiği, şehit düştüğü hain saldırıda kimlikler de açıklanmaya başlandı. 6 ismin kimliği açıklandı. İkisinin Bursalı olduğunu, ateşin Bursa'ya düştüğünü belirttik. Diğer 4 şehidimizin de acı haberleri ailelerine ulaştı. Gaziantep Havaalanı Subay Başçavuş Mehmet Yener'in Ankara'daki bombalı saldırıda şehit olduğu haberi ailesine ulaştırıldı. Islahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde ikamet eden şehit Mehmet Yener'in baba evine acı haberi Islahiye Kaymakam Vekili ve Nurdağ Kaymakamı Seyfullah Orduyeri, Islahiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ali Kahveci ve Islahiye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri servis şoförlüğü yapan Er Ali Öztaş da hain saldırıda şehit oldu. Askeri yetkililer Adana'daki Öztaş ailesine acı haberi gece saatlerinde ulaştırdı. Tezkeresine 73 gün kaldığı öğrenilen Er Ali Öztaş'ın Belediye Evleri Mahallesi'ndeki 3 katlı baba ocağı ve sokağı dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit haberini alanlar aileye taziye ziyaretine geldi. Hayatını kaybeden bir diğer Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memuru Orçun Münyas'ın Fethiye'deki baba ocağına ateş düştü. Münyas'ın bankada çalışırken TSK sınavını kazanarak askeriyede göreve başladığı ortaya çıktı. Seydi Kemer Kaymakamı Muammer Köken beraberinde Fethiye İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Faruk Akıncı ve Fethiye Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'yla Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet Münyas, anne Gürsel Münyas ve kız kardeş Elif Münyas'a acı haberi verdi. Hayatını kaybeden sivil memur Ayşegül Pürnek'in yakınları söyleyecek söz yok diyerek teröre tepki gösterdi. Dün akşam Kızılay'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli 31 yaşındaki sivil memur Ayşegül Pürnek'in haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı. Yetkililerin haber vermesinin ardından Melik Gazi ilçesindeki baba evine Türk bayrağı asılırken Pürnek'in yakınları da eve akın etti. Evet, Ankara'da gerçekleşen hain saldırının ardından bilanço açıklandıktan sonra devlet büyüklerinden de hükümet yetkililerinden de açıklamalar gelmeye başlamıştı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da gerçekleşen kanlı terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 14 kişinin gözaltına alındığını fakat bununla sınırlı kalmayacağını düşündüğünü ve gözaltıların artacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki askeri servis konvoyuna yönelik bombalı saldırının ardından Genelkurmay Karargahı'na taziye ziyareti gerçekleştirdi. Genelkurmay Karargahı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'si rütbeli olmak üzere 28 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 28 yaralının Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Öncelikle dün akşam 18.31'de cereyan eden terör eylemi sebebiyle neticesinde 28 vatandaşımız ki 20'si bildiğiniz gibi rütbeli arkadaşlarımız, 8'i vatandaş olarak onları ebediyete uğurluyoruz. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Bunun yanında bir o kadar da şu anda taburcu edilenlerin dışında 28 yaralımız şu anda hastanelerde bulunuyor. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Erdoğan, operasyonların devam ettiğini belirtirken olayların uluslararası boyut kazandığını ifade etti. Başında olanlar bu işin kendileriyle alakalı olmadığını söylüyorlarsa da bu iş son olarak İçişleri Bakanlığımızın da tüm istihbarat örgütlerimizin de elde ettiği bilgilerle, belgelerle bunlara ait olduğu ortaya çıkmış vaziyettedir. Tabii artık zincir sökülmeye başlamıştır ve 14 kişi şu anda gözaltındadır.
Benim kesinlikle şu anda tahminim, bu 14'te kalmayacak. Bunun gerisi de gelecektir. Çünkü bu işin uzantıları içeride ve dışarıda olduğu görülmüştür, görülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay ziyareti sonrası patlamada yaralanarak Gata'da tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan da gerçekleştirdiği Genelkurmay ziyareti sonrası değerlendirmeler, açıklamalar geldi. Başbakan Davutoğlu hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğini Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından kamuoyuna açıkladı. Ankara'da yaşanan hain saldırıların ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara saldırısı sonrası Genelkurmay Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Başbakan Davutoğlu, başkentte yaşanan terör saldırısının failinin Suriye uyruklu PYD üyesi Salih Necar olduğunun belirlendiğini açıkladı. Bugün elde ettiğimiz veriler ışığında kesin bir şekilde bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG mensubu bir kişinin birlikte gerçekleştirdikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu intihar saldırısını gerçekleştiren Salih Necar isimli Amude, 1992 doğumlu, biliyorsunuz Amude Kuzey Suriye'de bir şehir, Haseke bölgesinde. Dolayısıyla saldırının doğrudan YPG irtibatı ortaya konmuştur. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülmektedir. Bu saldırının her aşamasında katkıda bulunan bütün unsurlar tek tek çıkarılacak ve adalete teslim edilecektir. Ayrıca Davutoğlu, terör örgütü elebaşlarının hedef alındığı kapsamlı bir operasyon başlatıldığını ifade etti. Bu doğrultuda 70 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Suç işledikleri artık kesinleşmiş bulunmaktadır. Davutoğlu, kanlı saldırı için kim katkıda bulunduysa cezalarını çekeceklerini ifade etti. Bütün suçlular bu haince, alçakça saldırıyı gerçekleştiren, bu saldırıya dolaylı veya doğruda katkıda bulunan kim varsa hepsi yakalanacak, adalete teslim edilecek ve hak ettikleri cezayı mutlaka göreceklerdir. Hepimizin asli görevi ve milletimize ve tarihe karşı sorumluluk hissettiğimiz ana vazifemiz, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü koruyarak bu ateş çemberinin içinde varlığını sürdürmesi, güçlenmesi ve bütün bu zorluklarla mücadele edecek kudrete erişmesidir. Buradaki bu kudretin en önemli kaynağı da milletimizin bitmez, tükenmez inancı, kendisine olan özgüvenidir. Terör faaliyetleri bu temelde bu özgüveni hedef almaktadır. Ama şu ana kadar özgüvenimizi, milletimizin devletine duyduğu güveni, kendisine duyduğu özgüveni sarsamamıştır, sarsamayacaktır. Açıklamanın ardından Davutoğlu, hain saldırıda yaralananların numune hastanesine giderek ziyaret etti. Başbakan Davutoğlu beraberinde Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu'yla numune hastanesine geldi. 8 yaralının tedavi gördüğü numune hastanesinde 6 yaralının tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Hastanede 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Davutoğlu hastane yönetiminden bilgi almasının ardından hastaneden ayrıldı. Sevgili izleyenler, şimdi bir aramız olacak ama öncesinde bir hatırlatma da yapalım. Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Doktor Sare Davutoğlu doğumuna sahip çık projesi kapsamında Bursa'ya gelecek ve son dönemde artış gösteren sezaryen doğumların yerine normal doğuma özendirici bir panelde konuşmacı olarak da yer alacak. Aynı zamanda Bursa Kent Konseyi tarafından da desteklenen bu proje bugün yaklaşık olarak bir saat içerisinde sanırım başlayacak. Biz de Bursa TV ekranlarından bu sempozyumu, bu paneli sizlerle an be an canlı olarak paylaşacağız. Bunun bilgisini de vermiş olalım, hatırlatmış olalım sizlere. Evet, bir aramız var. Aranın ardından tekrar Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de sizlerle birlikte olmaya ve haber bülteninde yer alan haberlere göz atmaya devam edeceğiz.
Evet, aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili dostlar. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı, Ankara'da gerçekleşen hain saldırıya dünya basınının manşetlerinden de tepkiler geldi. Dünya basınının manşetlerinde de yer aldı. Dünya liderleri de saldırıyı kınarken başta kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere birçok ülke Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da taziye mesajları iletti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, mevkidaşı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak taziye ve dayanışma dileklerini iletti. Kardeş ülke Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aziz kardeşim diye hitap eden İlham Aliyev'in mesajında, insanlık için korkunç bir bela haline gelen terörizmi şiddetle kınıyor. Teröre karşı mücadeleyi her türlü destekliyoruz. Bu acımasız olay, terörizme karşı evrensel mücadelenin zorunluluğunu bir kez daha teyit etmektedir, ifadeleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise birçok kolunda ayrı ayrı saldırıyı kınama mesajı verildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kanlı saldırı için başsağlığı dileklerini iletirken, Beyaz Saray ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'da yapılan alçakça saldırıyı kınadığını belirterek taziye mesajlarını ileten açıklamalarda bulundu. Destek mesajı veren bir diğer isimse Avrupa Birliği oldu. Avrupa Birliği Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız açıklamasında bulundu. Evet, Ankara'daki hain terör saldırısına ilişkin farklı gelişmeler de vardı. Önemli gelişmelerden bir tanesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye ile birlikte Hollanda, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki büyükelçileri Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı hakkında bilgilendirmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na dün davet edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin büyükelçileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı ve AB Dönem Başkanı Hollanda Büyükelçisi Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı bilgilendirme için ABD Büyükelçisi, Almanya Büyükelçisi, Rusya Büyükelçisi, İngiltere Büyükelçisi, Fransa Büyükelçisi, Çin Büyükelçisi, AB Dönem Başkanı Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Hans-Jörg Haber'e davette bulundu. Bakanlık Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, ilgili büyükelçilerle görüşmeleri ayrı ayrı sürdürüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat vereceğini, P5 ülkeleriyle dost ve müttefik ülkelerin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak saldırıyla ilgili bilgi ve belgelerin verileceğini söylemişti. Evet, Türkiye'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin değerlendirmeler, açıklamalar, yaşananlar bu şekildeydi. Şimdi Suriye'ye geçelim. Suriye'de de biliyorsunuz ki çok büyük bir kaotik durum söz konusu. Birçok insan bölgeden göç etmek durumunda bırakılıyor. Suriye'de çatışmaların şiddetlendiği Türkmen Dağı'ndaki kıyı timi, bölgenin sigortası konumunda adeta ve oradan özel görüntülerde geldi. Gazetemiz Bursa Sancağı özel açıklamalarda da bulunan Bursalı kayıtım üyesi Yengeç Kodatlı AK, nefes aldıkları sürece kritik öneme sahip olan Türkmen Dağı'nın da düşmeyeceğini söyledi. Yapıştır, devam! Devam, yapıştır, devam! Bas! Yapıştır! Abi devam! Devam! Suriye Savaşı yüzünden cehenneme döndürülmek istenen Türkmen Dağı'nın Türkiye'den giden 20 kişilik efsanevi timi kayı, bölgede PKK, YPG, DHKPC, Rusya, rejim askerleri ve DAEŞ ile çarpışıyor. 2. Sahil Tümen Komutanı Alparslan Çelik'e bağlı olan tim, Türkmenler arasında efsane tim olarak anılıyor. Kayı tim üyesi Yengeç Kodatlı Bursalı AK, Bayırbucak'taki dehşetle ilgili sürekli çatışma halinde olduklarını, Rusya uçak ve helikopterlerle havadan rejim askerleri ve terör örgütlerinin ise karadan saldırdığını söyledi. Türkiye'den giden 20 Türk'te mücadeleye destek olduklarını söyleyen Yengeç, tüm dünyanın Türkmen Dağı'na düşürme peşinde olduğunu, kara savaşında başarılı olduklarını, hava saldırılarında ise her gün 3-5 tane şehit verdiklerini belirtti. Bak, güneş parlatıyor yukarıda. Gördüm, yukarıda parlak, çok yakın. Çok yakın. Yakınlaştı. Çok yakın. Hadi bismillah.
Hadi be biraderim be. Hadi bismillah. Az sağa doğru dön. Sağa doğru dön bak, namlu başka yere bakıyor. Az daha. Önünü atıyorsun değil mi reis? Az daha sağa, az daha sağa. Suriye'de Esad rejiminin Bayırbucak Türkmen bölgesine yönelik saldırıları tamam, sürdürürken Gimam, Derhane, Çardaklı, Kırıkaltı ve Kızıldağ tepelerinde kayıtiminin çatışmaları devam ediyor. Hadi Allahu Ekber. Gazeteniz Bursa Sancağı çok özel açıklamalarda bulunan Yengeç isimli Bursa'da AK, uçaklar saldırıya geçince kelime-i şehadet getirip şehitliğe hazırlanıyoruz. Yine de Türkmen Dağı düşmedi, biz buradayız mesajı verdi. Bursalı kardeşlerimize de selam olsun, saygılar olsun. Mücadele ediyoruz, mücadelemize her şart altında devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Herhangi bir eksiğimiz yok, bir sıkıntımız yok, bir derdimiz yok. Savaşıyoruz, Allah'ın izniyle de savaşmaya devam edeceğiz. Türkmen Dağı düştü diyenlere sesleniyorum. Türkmen Dağı düşmedi, Allah'ın izniyle de düşmeyecek. Evet, sınırın ötesinde Türkmen Dağı'nda yaşananların birebir anlatıldığı, aktarıldığı görüntülerdi bunlar. Oradaki durumu gözler önüne daha net serebilecek bir tabloda yok sanırım. Ve yine sınırın ötesinden bahsedeceğiz. Genelkurmay Başkanlığı sınır ötesine yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölücü terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Haftanin'e hava operasyonu başlatıldığı ve 70 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Dün akşam yaşanan ve Türk halkını derinden sarsan hain terör saldırısı sonrası güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hava harekatı haberi geldi. Harekatın gece saatlerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin olduğu belirtilen Haftanin bölgesine düzenlendiği bildirildi. Örgüt mensuplarının bölgede 60-70 kişilik gruplar halinde bulundukları da öğrenildi. Evet, farklı operasyonlar da bunun yanı sıra devam etmekte. Fethullahçı terör örgütüne de darbe üstüne darbe vurulmaya da devam ediliyor. Manisa ve Karabük'te Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen paralel devlet yapılanmasına soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında esnaf, doktor ve avukatların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü adliyeye sevk edilerek tutuklanırken 5 kişinin sorgusuna halen devam edildiği öğrenildi. Öte yandan Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve il sorumlusu olduğu öğrenilen ÖK ile üniversite öğrencisi YA'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçesinde de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen ve bu hazırlıkta olan toplam tam 320 yabancı uyruklu yakalandı. Yine öte yandan yine Edirne'de Havsa ilçesinde bir kamyonette de yasa dışı yollarla yine yurt dışına gitmeye çalıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 33 kişi daha yakalandı. Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak için bölgeye geldiği belirlenen Suriye uyruklular yakalandı. Ezine ilçesinde ihbarı değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan Köyü yakınlarındaki arazide gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 134 sığınmacı yakaladı. O boşluk var ya, boşluk! Ayvacık ilçesinde de Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı faaliyet gösteren ve timsahlar olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Taburu'ndan bir timin katıldığı operasyonda ekipler Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Suriye uyruklu 186 kişi yakaladı. Operasyonda sığınmacıları bölgeye getirdiği belirlenen kişi gözaltına alınırken şüphelinin otomobiline de el konuldu. Öte yandan Edirne'nin Hafsa ilçesinde jandarma ekipleri gişeler mevkiinde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç Osmanlı Köyü yakınlarında durduruldu. Kamyonete yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne geri gönderme merkezine teslim edildi.
Evet, farklı operasyonlar var dedik. Operasyonların hepsini aktarırken bir operasyonda zehir tacirlerine, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik operasyonları Antep ve Adana'da da devam etti. Toplam 55 kişi tutuklandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin 5 günlük operasyon çalışmalarının bilançosu açıklandı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ekiplerin düzenlediği operasyonda toplamda 82 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 45'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 adet pompalı tüfek ve 3 adet de ruhsatsız tabanca bulundu. Torbacılara yönelik bir operasyonda Adana'da düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürü ekipleri narkotik ekipleriyle birlikte torbacı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde ise 87 kilo 400 gram esrar, 150 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2900 liraya da el konuldu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden onu mahkeme kararınca tutuklandı. Evet, gelelim Bursa'ya. Dönelim Bursa'ya ve Bursa'da yaşanan iki kaza haberini ekranlara getireceğiz. Bursa'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 62 yaşındaki N.A. tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ailesi N.A.'nın organlarını bağışlamayı kabul etti. N.A.'dan alınan karaciğerle kornea iki ayrı hastaya nakledilecek. Bu yaşanan kazanın, ölümün neticesinde iki can hayat bulacak. Bursa'nın da bu konuda, organ bağışı konusunda, organ nakli konusunda öncü olduğunu da geçtiğimiz günlerde ekranlara taşımıştık, aktarmıştık, anlatmıştık ve yapılması gereken uygulamanın bu olduğunu da sıkça dile getiriyoruz. Bir diğer haberde İznik ilçesinde bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu iki çocuğun yaralandı. İşte şimdi bu iki haberi ekranlara getirelim. Bursa'da Orhan El yolu üzerinde 22 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan N.A.'nın tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakli koordinatörlüğü de aile arasında yapılan görüşmelerin ardından aile organların bağışlanmasını kabul etti. Gece saatlerine başlatan operasyonda N.A.'nın karaciğeri ve korneası alınarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan iki ayrı hastaya nakledilecek. Operasyonlarla ilgili bilgiler veren operatör doktor Timur Didinen, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastamızın karaciğeri ve korneası alındı. Tedavi gören hastalarımızı umut, bir cana bir can katmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Bursa'nın İznik Yenişehir Karayolu'nda KA idaresindeki plakasız motosiklet bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkarken EŞ idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü KA ile arkasında bulunan YA yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletteki çocukların başlarında kask bulunmadığı öğrenildi. Hadi gel bir şey bul, bırakıyorsunuz ya. Evet, hemen bir son dakika bilgisini paylaşalım sizlerle. Diyarbakır'da bomba yüklü araç yakalandı. Diyarbakır'da 500 kilo bomba yüklü bir araç yakalanırken iki kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Bu bilgi verilmiş durumda şu anda sadece. Ayrıntılar geldiği sürece sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Bursa'dan kaza haberlerini ekranlara getirdik. Sadece Bursa'da kaza yoktu. Şanlıurfa'da da bir kaza meydana geldi. Öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsü okulun çıkışında kamyonla çarpıştı. Bu kazanın sonucunda meydana gelen trafik kazasında 12'si öğrenci, 15 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da Tek Yamaç Köyü'nde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini ders sonunda alıp evlerine götüren Hasanka yönetimindeki servis minibüsüne tarihi yoldan ana yola çıktığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ağaç fidanı yüklü belediye kamyonu çarptı. Kazada 12 öğrenciyle birlikte 2 öğretmen ve bir de minibüs sürücüsü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası şoka giren bazı öğrenciler yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Olay yerine giden jandarma ekipleri yaralıların ambulansla olay yerinden götürülmesinden sonra yolu trafiğe açmaya çalıştı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Evet, sevgili izleyenler, şimdi de sırada yurtta yaşanan gelişmelerin yer aldığı yurt turu var. Yozgat'ta bir yaşlı çift daha sobadan sızan karbonmonoksit gazı yüzünden hayatını kaybetti. Yaşlı çiftten iki gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine eve giren ekipler çifti yataklarında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaşlı çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Gece saatlerinde Adana'da bir otomobilin tıra çarpmasıyla feci bir kaza meydana geldi. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesinin altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri otomobil sürücüsü Burcu Avcı ile aynı araçtaki Çağlar Karaca'yı güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Avcı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gece bekçisi çalıştığı inşaattaki merdiven boşluğuna düşerek feci şekilde can verdi. Gaziantep'te gerçekleşen olayda bekçinin cansız bedeni sabah saatlerinde inşaata giren işçiler tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin incelemesi sonrası bekçinin gece kontrol ettiği inşaatın ikinci katındaki merdiven boşluğundan bodrum kata düştüğü tahmin ediliyor. Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir köpük ve izolasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 23 itfaiye aracı, 7 itfaiye grubu ve 60 personelle yangına müdahale edildi. Fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi. İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK ve PYD yandaşı bir grubun geçtiğimiz hafta taşlı ve silahlı saldırısına maruz kalan Botkirka Kültür Derneği'ne dün yeni bir saldırı daha gerçekleştirildi. Derneğe ses bombası atıldı. Can kaybının olmadığı saldırıda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis olay yerinde inceleme başlatırken derneğin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Botkirka Türk Kültür Derneği Başkanı İsmail Zengin, yerel saatle gece 21'de yaşanan olayda camların kırıldığını ve duvarların zarar gördüğünü söyledi. Bir hafta öncesinden cemiyetimizi kundaklamışlardı. Şu anda tekrarı oldu. Cemiyetimizi tekrar içeriye bir bomba atarak cemiyetimizi kullanılmaz hale getirdiler. Arkamızda duran zaten polis arkadaşlar var, bizi içeriye almıyor. Ben şahıs olarak içeriye girdim ve baktım. Yani bayağı bir tahribat yapılmış içeride. Bomba duvarları yıkmış, içeride yerler sulu. İşte polisin bomba uzmanlarını bekliyoruz. Aynı semtte Türkiye'den gelen Kürt kökenli vatandaşlarla kardeş içerisinde yaşadıklarını ve dışarıdan birilerinin bu kardeşliği bozmak istediğini vurgulayan Zengin, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı. Yine Suriye'ye döneceğiz. Rusya'nın Esed rejimi ve PKK'nın Suriye kolu PYD'ye bağlı güçlere destek vermek için yoğun bombardıman altında tuttuğu Halep. Halep'e bağlı ilçe ve beldeler tamamen harabeye dönmüş durumda. Rusya yaklaşık 3 haftadır Esed güçlerinin Halep'in merkezindeki muhalifleri çevreleme çabasına hava desteği sağlıyor. Halep'in kuzey ve batısındaki Hreytan, Rityan, Beyanun beldeleri, Anadan ve Azez ilçesi ve çevresi adeta harabeye dönmüş durumda. Rusya diğer yandan da PYD'nin Afrin'den Azez'e doğru ilerlemesine destek veriyor. Suriye'nin ticaret merkezi olarak anılan Halep tümüyle harabeye dönmüş durumda. Birçok okul ve hastanede hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Bombalanan yerlerin altyapısı çökerken hastaneler ve okullarda Rus jetlerinin saldırılarına maruz kalarak kullanılamaz hale geldi.
Yerel kaynaklara göre Rusya, Suriye'de 4 ayı aşkın süredir düzenlediği saldırılarda muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 22 hastane ve 27 okulu vurdu. Hastane, okul, cami, kültür merkezi, fırın gibi 163 yapı Rus saldırılarının hedefi oldu. Evet, şimdi de sırada dünyada yaşanan, öne çıkan gelişmelerin yer aldığı dünya turu var sevgili izleyenler. Filistinli öğretmenler gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan meslektaşlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Batı Şeria'nın Elbireh kentindeki Eğitim Öğretim Müdürlüğü'nde toplanan öğretmenler, özlük haklarını istemek amacıyla gösterilere katıldığı için gözaltına alınan 20 öğretmenin serbest bırakılmasını istedi. Jasper isimli kedi Norveç'in Hedmark bölgesinde büyük güne kavuştu. Jasper'ın Hamar Ardbeid gazetesinde kendisine ait bir köşesi ve Facebook'ta 8000 takipçisi var. Kedi aynı bir köpek gibi davranıyor, yürüyüş yapmaktan ve kaymaktan hoşlanıyor. Fransa'nın liman kenti Calais'de bulunan mülteci kampında yaklaşık 4000 kişi zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz hafta yetkililer orman olarak adlandırılan bu bölgenin bir kısmını boşaltacaklarını açıklamıştı. Fransa polisi imkanların kısıtlı olmasından dolayı bu sorunla başa çıkamıyor. Dernek yetkilisi George Faye daha iyi organize olmaya çalıştıklarını söyledi. İzleyenlere böyle düğün eğlencesi olur mu dedirtecek bir görüntü Hindistan'dan geldi. Hindistan'da bir düğün töreninde yapılan ateş üzerinde yürüme ritüeli az daha faciayla sonlanıyordu. Zira davetlilerden biri dengesini kaybedince kor haline gelmiş ateşin üstüne düştü. Vücudunda yaralar olan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevgili izleyenler, bir aramız olacak ama yine bir son dakika bilgisi. Diyarbakır'dan yeni acı haberler geldi. Genelkurmay Başkanlığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki asker ve bir polisin şehit düştüğünü açıkladı. Ayrıntılarla ilgili henüz bir bilgi verilmiş durumda değil. Ayrıntılar geldiğinde yine tekrar sizlerle konuyu paylaşmaya devam edeceğiz. Önceki gün Ankara, dün Diyarbakır ve Şırnak'taki 8 şehidimiz ve bugün de sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen 3 şehit haberi. 2 asker ve 1 polisin şehit olduğu açıklandı. Toplam bilanço şu anda korkutucu 39 şehidimiz var. Bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi ayrıntılar geldiği sürece de aktarmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi bir aramız olacak. Son ara, haftanın son programında, son sabahın deminde. Sonrasında yine Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdi reklamlar diyelim. Sonrasında yine birlikteyiz. Evet, aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Sabahın deminin haftanın son programında son bölümüne girmiş bulunuyoruz. Yayında araya çıkmadan önce belirtmiştim, son dakika bilgisi olarak altyazıda da mevcut, Diyarbakır'dan yine acı haber geldi. Genelkurmay Başkanlığı Sur ilçesinde 2 asker ve 1 polisin şehit düştüğünü açıkladı. Tam olarak yapılan yazılı açıklamayı da aktarayım sizlere. 19 Şubat 2016 Cuma günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız ve 1 kahraman polis arkadaşımız ağır şekilde yaralanmışlardır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.45'te şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımızın mensuplarıyla yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Açıklaması geldi Genelkurmay Başkanlığı'ndan. Dün yaşananlar, önceki gün yaşananlar ve bu sabah saatlerinde yine yürekleri kor eden acı haberler geldi. Evet, ulusal gazete manşetlerine göz atacağız programın son bölümünde. Neler yazılmış, dün neler yaşanmış, gündeme neler alınmış, onlara göz atalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Batı'nın ikili oyunu demiş. Saldırıyı kınadılar, YPG'yi kolladılar. Ankara'daki terör saldırısına Moskova dahil tüm başkentlerden tepki geldi. Ancak Türkiye'nin terör örgütü YPG ile ilgili hassasiyetleri bir kez daha göz ardı edildi diyor haberde. Beyaz Saray ve Pentagon'dan
Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz mesajı geldi. Güçlü bir şekilde kınamak. Bu da son dönemin popüler sözlerinden. Buna karşılık Dışişleri Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Amerika Birleşik Devletleri YPG ile PKK arasında hiçbir bağ görmüyor ifadesini kullanıyor. Azez'de muhaliflere ve sivillere bomba yağdıran YPG'ye ise hava gücüyle destek veren Rusya'da bu barbarca saldırının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Saldırıyı organize edenler gereken cezayı almalıdır dedi. Ancak açıklamada YPG'ye vurgu yapılmaması da yine ikiyüzlü tavrı ortaya çıkardı. Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve AGİT dayanışma göstermek için açıklama yayımladı. Ancak Türkiye'nin sınırlarını korumak için aylardır gündeme getirdiği önerileri Almanya dışında hiçbir Batı ülkesinin destek vermediği de yine dile getirilenler arasında. Hain belli, PKK ve YPG demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. İnandıramadığımız dostlarımız daha iyi anlamışlardır diyor. Bu işin uzantılarının içerisinde, içeride ve dışarıda olanlar görülmüştür. Bu olay Suriye'nin kuzeyindeki PYD ve YPG ile Türkiye'deki PKK'nın bağlarının nedenli güçlü olduğunu söylediğimiz halde inandıramadığımız dostlarımızın daha iyi anlamalarına vesile olacaktır. Zincir sökülmeye başlamıştır. 14 kişi gözaltındadır. Bunun gerisi de gelecektir açıklaması geldi Cumhurbaşkanı'ndan. En doğru zamanda doğru, en doğru yöntemle karşılık vereceğiz. Başbakan Davutoğlu, Türkiye'ye bir düşman örgütü doğrudan ya da dolaylı destekleyenler, Türkiye için dost hüviyetini kaybetme riskiyle karşılaşır ifadesini kullandı. Bütün deliller elimizde mevcut. Bunun müsebbibi YPG'dir, bölücü terör örgütü PKK'dır. En doğru zamanda, en doğru yöntemlerle, en kararlı şekilde mukabelede bulunacağız açıklamasını yapıyor başbakan da. Kılıçdaroğlu'na hangi yüzle geldin tepkisi? Ankara saldırısında şehit düşenlerin yakınlarını ziyaret eden CHP liderine şehit ailelerinden sert tepki geldi. Hangi yüzle geldin? Destek çıkıyordunuz ya ifadesi ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri Haftanin'i vurdu. 70 PKK'lı öldürüldü. Ankara'daki hain, alçak saldırıya TSK'nın misillemesi ağır oldu. Saldırıdan birkaç saat sonra havalanan F-16'lar Haftanin'de üst düzey PKK'lıların toplantı yaptığı kampı vurdu. Genelkurmay'ın açıklamasında bölücü terör örgütünün önemli elebaşlarının da bulunduğu yerde gerçekleştirilen operasyonda 70 civarında teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Evet, Barlas ve Donat'ın yazılarını da göz gezdirelim. İnsan olmak demiş Barlas. Böyle anlarda bir ulus tek yürek olmalı ama siz kendinizi aydın görüyorsanız hükümet istifa diye bildiriler, mesajlar yazın. Donat'ta lanet olsun demiş alçakça, haince, sinsice. Ankara'nın merkezinde ülkemize, milletimize, birliğimize, bütünlüğümüze karşı şerefsizce bir saldırı. Lanet olsun diyor. Evet, Sabah gazetesinin manşetleri bu şekilde sevgili izleyenler. Habertürk gazetesine göz atalım. YPG'li terörist ve intihar aracı demiş. İsmi Salih Neccar, bir Suriyeli. 1992'de PYD'nin merkezi Amude'de doğdu. Karayılan'ın fedaiye taburunda bomba eğitimi aldı. 2014'te Suriye'den Mardin'e geçti. Bir yıldır izini kaybettirdi. Temmuz 2015'te Gaziantep'teki Göç İdaresi Müdürlüğü'ne mülteci olarak başvurdu. Parmak izi verdi, biyometrik kimlik aldı diyor haberde. Ankara'da 28 canımızı alan teröristin kimliği. Terör rotası başlığı atılmış Habertürk gazetesinde. 20 Aralık hırsızlık çetesi İzmir'de bir araç kiraladı. 4 Ocak PKK İstanbul'da çeteden aracı satın aldı ve 17 Şubat araç Ankara'da Neccar'a verildi. 28 kişi katledildi. Ankara'nın göbeğinde meclise 500 metre mesafede, askeri lojmanlara 300 metre mesafede, genelkurmaya 300 mesafede bir yerde. Türkiye yasa boğan terör saldırısının rotası 2014 yılında çizildi diyor haberde. Araç İstanbul'a götürüldü.
internetten ilan verildi. O sırada terör örgütü eylem talimatını vermişti. Saldırıların öncesini, gerçekleşen süreci birebir anlatıyor. Neccar saldırı günü saat 2.30'da kameralarca görüntülendi. 18.31'de saldırıya kadar kenti dolaştı. Saldırıda önden giden ve bir polis var mı yok mu diye bakan başka bir araçtan talimat aldı. En son Eskişehir yolu üzerinde 40 liralık benzin alan Neccar aracı servis otomobillerinin üzerine sürerek patlattı. Sönen hayatlar. 28 canın içerisinde bulunan hayatlar. Başarı ve son. Ayşegül Pürnek, Kayseri'nin ilk kadın şehidi. Ondan bahsedilmiş ve Gülşen Yıldız, muhabir ve hayatı alçak bombayla son buldu diyor. Zirveden Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Suriye'ye mesaj demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 kişi gözaltında, gerisi gelecek, zincir sökülmeye başladı ifadesini kullandı. Başbakan Davutoğlu da YPG Şam'ın piyonudur. YPG'ye destek veren Rusya'yı bir kez daha buradan uyarıyorum. ABD'nin de Türkiye'ye saldıran terör örgütüyle ilişkisini mazur göremeyiz açıklamasında da bulunuyor başbakan. YPG'ye bomba yağdı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara'daki saldırıdan 2 saat sonra Kuzey Irak'taki PKK kamplarına, üst düzey kadrosunun dahil olduğu yere bomba yağdırdı. 60-70 kişilik bir terörist grubunun orada imha edildiği bilgisini de Genelkurmay tarafından edindik. Bu bilgi de Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandı. Meclis uzlaşamadı demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi teröre karşı ortak bildiride de uzlaşamadı. Bunda dahi bir mutabakat sağlanamıyor. HDP'nin teklifi kabul görmedi. MHP 3 parti adına bildiriyi okudu. Ardından AK Parti ve CHP yeniden okudu diyor. Terör örgütü PKK Diyarbakır Lice yolunda saldırdı dün. 6 askerimiz, canımız şehit oldu. Bir tonluk hain tuzak demiş. Mayın aramasından dönen askerleri taşıyan zırhlı otobüs yola döşenen bombayla uçuruldu. Ayrıca bunun dışında dün Şırnak'ta, İdil'de bir asker ve bir polisimiz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ve yine bugün Diyarbakır Sur'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 asker ve bir polisimiz şehit oldu. Evet, Habertürk gazetesinin manşetleri de bu şekilde. Gelelim Yeni Şafak gazetesine. Cani PYD'li demiş. Kimliği açıklandıktan sonraki bilgileri paylaşmış. Bir ton patlayıcı Diyarbakır'da 6 asker, Şırnak'ta 2 asker, 1 asker ve 1 polis daha doğrusu şehit. Toplam 8 şehit vardı. Bugünkü 3 şehidimizle birlikte bilanço 11'e yükseldi. Hepiniz ortaksınız. Yeni Şafak gazetesinin manşeti. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Suriye. İşte başlığı görüyorsunuz. Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırıyı gerçekleştirenler PYD, YPG dünyada en çok destek alan terör örgütü haline gelmiş durumda. Türkiye'nin müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleriyle Rusya, İran ve Suriye kanlı örgüte sınırsız silah, mühimmat ve istihbarat veriyor. Bunun önüne hiçbir şartta da geçilmiyor. Gerekçe ne? DAEŞ'le mücadele ettiği yalanı aylardır süre gelmeye devam ediyor. O silahlar hem bölgede, Suriye'de muhaliflere ve Türkmenlere yönelik kullanılıyor, hem de sınırın ötesine, Türkiye sınırlarına geçirilip PKK tarafından bizlere de ateş açılıyor ve bu şehitler yine YPG'ye, müttefiklerimiz denen ülkelerin YPG'ye verdiği destek yüzünden bizim canlarımız gidiyor. Ortaya çıkan bilanço bu kadar basit ve net. Bunu anlamamak için aptal olmak lazım. Kusura bakmasın kimse. Amerika Birleşik Devletleri ve Rus desteği yine gazetede bahsetmiş. Temsilcilik açıyorlar Moskova'da. Moskova'da temsilcilik açan PYD Washington, Berlin ve Paris için de aynı zamanda hazırlık yapıyor. Esed, onlar Suriye'nin vatandaşları diyor. Muhalifler ve Türkmenler kim? O zaman onu soralım.
PYD'lilere silah ve lojistik destek verildiğini hiçbir şekilde Esed rejimi de gizlemiyor demiş. Son olarak Halep'in Şeyh Maksut mahallesi de Afrin'de muhaliflere saldıran örgütlen, ele geçirilen roket ve el bombaları İran ordusuna ait çıktı. Ya İran ordusuna, ya Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Rusya'ya ait zaten bu silahlar, mühimmatlar. Sadece Suriye'de de kullanılmıyor. Tekrar yinelediğim gibi PKK'nın eline geçip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderiliyor, ateş ediliyor ve canlar böyle yakılıyor. Türkiye'nin canı böyle acıtılıyor. Bunu da tekrar vurgulamak istiyorum. Ve yaşananların ortaya koyduğu gerçekler. Oğlum kuzum beni yaktın diyor. Ankara'daki saldırıda şehit olan 28 kişinin yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini teslim almak için bekliyorlar. Askerlerin teselli ettiği vatandaşlardan bazılarının baygınlık geçirdiği. Acı haberi alan şehit eşi Ali Ostaş'ın annesi Niyase Öztaş. Ali oğlum kuzum yaktın beni diyerek gözyaşı döktü diyor haberde. Uluslararası terör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına yer verilmiş. Putin'in pişkinliği. YPG'ye doğrudan destek veren Rusya, Ankara'yı kan gölüne çeviren bu örgüte karşı Türkiye'ye işbirliği teklif etti. Dışişlerinden pişkince yapılan açıklamada bu olay, tüm devletlerin uluslararası terörizmle mücadelede birleşmesi gerektiğini de ortaya koyuyor dedi. Teröre ikinci destek bildirisi Hasan Cemal ve baskın oranında aralarında bulunduğu 200'den fazla gazeteci ve akademisyen Türkiye'yi eleştiren PYD'ye destek veren bir bildiri yayınladı. Evet, devam ediyorlar hala yanlışlarına. Toner bitti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ülkesinin PYD-YPG'ye verdiği destekle ilgili sorulara cevap vermekten artık çaresiz kalmış durumda. Dayanışma ertelemesi demiş bir diğer haberde. Brüksel'de Türkiye'nin katılımıyla düzenlenmesi planlanan Fikirdaş Ülkeler Toplantısı Ankara'daki terör saldırılarının ardından dayanışma amacıyla ertelendi. Zirvede Türkiye, Avrupa Birliği göç eylem, ortak göç eylem planı masaya yatırılacaktı. Toplantıya katılacak 11 ülke tek tek taziyelerini de iletti diyor Yeni Şafak gazetesindeki haberde. Evet, bir diğer gazeteye göz atalım. Star gazetesinde manşetlere bakalım. Nice'de bir ton ihanet, 6 şehit demiş. Yine İdil'deki operasyonda da bir asker, bir polisin şehit olduğu bilgisi yer alan haberler arasında. Terör zinciri sökülüyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması. Ne yapacağımızı göreceksiniz, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları yine manşetler arasında. Saldırının faili terörist demedikleri PYD-YPG. Katiller müttefik başlığı atılmış. Ankara'daki kalle saldırının ardından terör örgütü PYD ve YPG çıktı. Türkiye'ye üzüntülerini iletip saldırıyı kınayan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri destekledikleri YPG'ye karşı bakalım şimdi neler yapacaklar diyor haberde. Evet, bütün gazete manşetlerinde, ulusal gazete manşetlerinde konu edilinen olay bu. Bizimle ittifak olduğunu söyleyen ülkeler ve bunun dışında Rusya, Esed rejimine destek vermeye devam ederken YPG'ye de arka çıkmaya, bu olayın ardından da devam etmeye çalışıyorlar. Karanlıklar, aydınlar yeniden sahnede. PKK'ya destek bildirisini imzalayan 1128 karanlık akademisyenden 200'ü bu defa da terör örgütü PYD'ye sahip çıkmaya çalışıyor. Baskın Orhan, Ömer Faruk, Emin Ağaoğlu ve Hasan Cemal'in de aralarında olduğu isimler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG'ye yönelik top atışlarını eleştiriyorlar. Komik. Sadece komik. Artık bunları muhatap alıp cevap vermek bile yersiz. Müslüm'ün yalanını Kandil ele verdi. PYD'nin elebaşı Salih Müslim saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini öne sürdü. Ancak Kandil'deki terörist başı Cemal Bayık, TSK operasyonlarına misilleme yapıldı diyerek Müslüm'ün yalanını deşifre etti. Star gazetesinin manşetlerine de göz atmış olduk böylelikle. Son dakika bilgileri oldukça da
paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle. Evet, bir diğer gazetenin haberlerine, manşetlerine göz atalım. Yeni Akit gazetesi. Bombacı YPG'li çıktı demiş. Samanlık devrimcisi YPG'yi savundu. HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü. 28 kişinin ölümü, 61 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Ankara'daki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. YPG yaptı demek komedidir ifadesini kullanmış. Devam ediyorum. Bu sözlerle terör örgütüne destek çıkmış. YPG'nin avukatlığına soyunan Kürkçü'ye Twitter'daki paylaşımından sonra sosyal medyadan çok büyük tepkiler var. YPG'nin hamisi HDP. Teröristlerin sözcüsü haline gelen HDP, YPG'nin hamiliğine soyundu. Dilinden barış kelimesini düşürmeyen HDP'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD ve YPG'ye açık destek vermesini siyasiler ve sivil toplum kuruluşları şiddetle kınamaya devam ediyor. HDP'nin meclisteki tavrıyla bir kez daha terörün yanında durduğu da ifade ediliyor. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş geçtiğimiz günlerde Atina'da terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'le de kameraların karşısına geçmişti zaten. Bu da bu ittifakın ne kadar kuvvetli olduğunu, Kandil'le ne kadar bağıntılı olarak hareket ettiklerinin de en büyük göstergesi. Türkiye diz çökmeyecek. Hain saldırıya tepki gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri hiçbir uluslararası gücün Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozamayacağı mesajını verdiler. Terörün uluslararası ilişkilerde ahlaksız bir kart olduğunu ifade eden Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'ye bir ders verilerek diz çöktürülmek isteniyor. Teröre perde olanlar sınıfta kalmışlardır. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozamayacaklar dedi. Saldırının Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik bir mesaj olduğunu vurgulayan Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kızıltaş ise saldırıyı PYD'nin yaptığını HDP'liler zaten biliyordu. Ve bu nedenle terörü kınayan ortak bildiriye de imza atmadılar şeklinde açıklamada bulundu. Ve manşet. Cumhuriyet'in manşetini Gülen atıyor. 16 Şubat'ta Aziz düğünü manşetini atan Fethullahçı terör örgütünün yayın organları Zaman ve Cumhuriyet, Ankara'daki terör saldırısında da birebir aynı başlıkları kullandılar. Zamanın bütün haberleri Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen tarafından her gün kontrol edilirken, Cumhuriyet'in de Pensilvanya'dan yönetildiği iddia edilenler arasında. Gülen'in gazetenin manşetinin ne olacağı ve hangi şekilde yayınlanacağı talimatını verdiği, gazete yönetiminin de baskıya girmeden önce sayfayı Gülen'e gönderdiği de iddia ediliyor. Ayrıca paralel yapının iki gazetesinin terör örgütlerinin PR çalışmalarını yapması ise medya kuruluşları temsilcilerinin büyük tepkisini de çekmeye devam ediyor. Başbakan yaralıları ziyaret etti demiş bir diğer haberde. Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen acı haberleri de aktarmış. Atatürk'ün partisi CHP darbe anayasasından memnun. Anayasa Mutabakat Komisyonu çeşitli bahaneler öne sürerek terk eden CHP'nin demokrasiye tahammülü olmadığını belirten hukukçular, masadan kaçmak CHP'ye yakıştı ifadesini kullandı. CHP tarihinde demokrasiyle değil demokrasiye karşı müdahale rejimleriyle yan yana saf tutmuş bir partidir diyen AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, darbe anayasasını ortadan kaldırmak konusunda arzulu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun söyledikleriyle yaptıkları ortaya konan birbiriyle çelişiyor ifadesini kullandı. Dünya farklı bir araç görecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil üretimiyle ilgili atılacak adımların içerisinde otonom araç sistemleri ve kontrol üniteleri gibi alanlarda yeni teknolojilerin bulunduğunu da ifade etmiş. Yeni Akit gazetesinde bu haberde yer almış son olarak. Gelelim Türkiye gazetesine. Suriye canisi emri verdi, YPG Ankara'yı kana buladı. Yılanın başı Esed diyor. Feyyaz İlhan, Ayşegül Pürnek ismi açıklanan 28 kişi içerisinde ismi açıklanan şehitler. Feyyaz İlhan, Ayşegül Pürnek, Mehmet Yeher, Cumali Akman, Ali Öztaş, İbrahim, Baran ve Koray Pınar'la Gülşen Yıldız. Şu ana kadar açıklanan isimler. 20 asker, 8 sivil şehit edildi.
PYD elebaşı Müslim Esed'den Türkiye'yi vurun talimatı alınca katliamı Salih Necar'a ihale etti. YPG'li canide yüreğimizi yaktı, diyor haberde. Başkenti vuran vahşi saldırının perde arkası aydınlandı. Beşar Esed, PYD elebaşı Salih Müslim'i Kandil'den çağırıp Türkiye'ye saldırın dedi. Diktatörün piyonu Müslim de Suriye doğumlu 24 yaşındaki tetikçi Salih Necar'ı görevlendirdim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu kirli ilişkiye dair belge ve bilgilerin Ankara'da ellerinde olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları Necar ailesinin Bağız rejimine bağlı istihbarat birimi Emnül Askeri ile çalıştığını bildirdi. PKK'lılarla birlikte hareket eden katilin geçen yıl mülteci kaydıyla yurda girdiği tespit edilenler arasında asıl hedefin Hava Kuvvetleri Komutanlığı olduğunu savunan istihbarat, böylece düşürülen Rus yetine misilleme yapılmak istendiğini de dile getiriyor. Büyükelçilere belgeli ispat, PYD teröristtir. Dışişleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle Almanya ve Hollanda elçilerine Necar'ın PYD ile bağlantısını gösteren belgeleri sundu. Ankara, PYD desteği düşmanlık kabul edilir diye konuştu. Terörü değil hükümeti suçladılar. Sözde aydınların yapmış olduğu yeni saçmalık, yeni bildiri de yine yer alan haberler arasında Türkiye Gazetesi'nde. Bir ton bombayla vurdular. Diyarbakır'da ve Şırnak'ta toplam 8 askerimiz şehit edildi. 7 ilde operasyon, 14 kişiye gözaltı. Ankara saldırısından sonraki gerçekleşen gözaltılardan bahsetmiş Türkiye Gazetesi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığı, o gözaltılarında artacağı edinilen, verilen, aktarılan bilgiler arasında. Tuhaf açıklama. Amerika Birleşik Devletleri bu bizim PYD'miz değil açıklamasında bulunmuş. Bu da çok ilginç ifadelerden bir tanesi. Dışişleri Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Mark Toner'ın PYD için bizim iyi adamlara verdiğimiz silahlar bazen kötülerin eline geçebiliyor savunmasını yapmış. Gerçekten akılla dalga geçilen ifadeler bunlar. Evet, 70 PKK'lı İMHA PKK ile başlarının Kandil'de toplantıdayken vurulduğunu aktaran haber yer alıyor. Ankara saldırısı sonrası PKK liderlerinin toplantı yaptığı bilgisi gelince jetler havalandı. Haftanin kampı dağıtıldı. 70 hain öldürüldü sevgili izleyenler. Türkiye Gazetesi'nin manşetleri de bu şekildeydi. Evet, haftanın son programında son sabahın deminde 2 saatlik süre boyunca sabah saat 8 ila 10 arasında birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Yaşanan gelişmelere göz attık. Haber bülteninde yer alan haberleri ekranlara getirdik, tekrar aktardık. Son dakika gelişmelerini paylaştık. Yerel ve ulusal gazetelerde düne dair neler paylaşılmış onları da sizlerle paylaşmış olduk. Programın bugünlükte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar şu hatırlatmayı da yapalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu bugün Bursa'da Doğumuna Sahip Çık projesi için geldi ve sempozyumda, panelde açıklamalarda bulunacak. Sezaryanın azaltılması ve normal doğumun özendirilmesi amacıyla bu panelde, bu sempozyumda birazdan Bursa TV ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Evet, bu haftalık, bugünlük değil bu haftalık bizden bu kadar diyelim. 2 günlük bir aranın ardından güzel, mutlu geçecek hafta sonunun ardından temennimiz bu yönde. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.